Merhaba. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 12 Haziran haftası borçlanma araçları birincil piyasada finans kurumları ve reel sektör firmalarının yoğun ihraç gerçekleştirdiği bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında 2 ve 3 aylık vadelerin ağırlıklı devam ettiğine, reel sektör tarafında ise 2 yıl vadeli ihraçlar gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda 2 ve 3 aylık vadelerde Yapı kredi bir önceki hafta aynı vadede %36 oranlı ihracını yaklaşık 950 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta aynı oranlı ihracını yaklaşık 900 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Nuroğlu Yatırım Bankası bir önceki hafta 65 gün vadeli ve %39 oranlı ihracını 150 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 91 gün vadeli ve %39-50 oranlı ihracını 150 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde yapı kredinin yaklaşık 6 milyar 800 milyon, Nurol Yatırım Bankası'nın yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Bank harcı finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 2 aylık vadede Oyak yatırım %36.50 ile 176 milyon, yatırım finansman %40 ile 155 milyon, info yatırım %44 ile 200 milyon, şeker finansal kiralama %42 ile 86 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. 3 ve 4 aylık vadelerde Vakıf Factoring %38.50 oranlı ihracını 537 milyon lira olarak tamamladı. FNB Finansal Kiralama bir önceki hafta 76 gün vadeli ve %36.50 oranlı ihracını 75 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 91 gün vadede %38 oranıyla yaklaşık 300 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. FNB Finans Yatırım %38.50 oranlı ihracını 150 milyon, Q Yatırım Holding %39 oranlı ihracını 100 milyon lira olarak tamamladı. 5 ve 6 aylık vadelerde ise Zorlu Factoring %50 oranlı ihracını yaklaşık 25 milyon, BNP Finansal Kiralama %43 oranlı ihracını 100 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavilde Oyak Yatırım'ın yaklaşık 1 milyar, Yatırım Finansman'ın yaklaşık 300 milyon, Info Yatırım'ın yaklaşık 600 milyon, Şeker Finansal Kiralama'nın yaklaşık 100 milyon, Vakıf Factoring'in yaklaşık 1 milyar, Fiyami Finansal Kiralama'nın yaklaşık 1 milyar 600 milyon, Kuveyt Finans Yatırımının yaklaşık 200 milyon Q-Yatırım Holding'in yaklaşık 300 milyon, Zorlu Faktöring'in yaklaşık 100 milyon, BNP Finansal Kiralaman'ın yaklaşık 200 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçlarıyla devam edersek, Ereğli Tekstil %47 oranlı ve 72 gün vadeli ihracını 177 milyon, Şişe Cam %41 oranlı ve 91 gün vadeli ihracını 995 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Zorlu Enerji %48 oranlı, ve 104 gün vadeli ilk ihracını yaklaşık 50 milyon, değişken faizli ve 392 gün vadeli ikinci ihracını yaklaşık 35 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Kua Granit, %39 oranlı ve 120 gün vadeli ihracını 200 milyon lira. Fas Tatkı'da 47 oranlı ve 178 gün vadeli ihracını 80 milyon lira. Opet, %41.50 oranlı ve 736 gün vadeli ihracını 109 milyon lira. Migros, %41-50 oranlı ve 744 gün vadeli ihracını 300 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Ereğli Tekstil'in yaklaşık 400 milyon, Şişe Cam'ın yaklaşık 4 milyar 900 milyon, Zorlu Enerji'nin yaklaşık 1 milyar 800 milyon, granitin yaklaşık 800 milyon, Fastat Gıda'nın yaklaşık 400 milyon, Opet'in yaklaşık 1 milyar 100 milyon, Migros'un yaklaşık 1 milyar lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geride bıraktığımız döneme kıyasla banka ve banka dışı finans kurumları ihraçları ağırlıklı 3 aylık vadelerde devam ediyor. Bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında Banka borçlanma maliyetleri yatay seyrederken banka dışı finans kurumu borçlanma maliyetlerinde yaklaşık 150 bas puan artış gözlenmekte. Reel sektör tarafında ise ihraç sayısında artışla beraber 2 yıl vadeli ihraçların gerçekleşmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.